Ekran başına hoş geldiniz değerli izleyenler. Siyasi gündem programlarımızın bugünkü bölümünde çok değerli bir konuğum var. Son günlerde adından sıkça söz edilen ve Uşak'ta Milliyetçi Hareket Partililerin özellikle partililerin adından sıkça bahsettikleri emekli albay Sayın Uğuz Çakmak bu akşamki konuğum. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Oğuz Bey, sizi Uşaklılar nasıl tanıyorlar? Oğuz Çakmak kimdir? Oğuz Çakmak nereden gelmiştir? Nerede doğmuştan başlayalım da isterseniz uzunca yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet verdiniz. Daha sonra şu andaki konumunuz dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adayı oldunuz. Nereden icap etti ve isterseniz sizden dinlesin ekran başındaki izleyicilerimiz. Oğuz Çakmak kimdir efendim? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben de şu anda Uşak halkımıza iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Tabii herkes gibi bizi de Uşaklı olduğumuz için Uşak'ta tanıyanlar mevcuttur. Son zamanlarda 3-4 gündür önümüze geçip bize selam veren, halimizi hatırımızı soranlar artmaya başladı. Evet. Ben 1969 yılında Uşak'ta doğdum. Uşak'ın Çukural köyünden emekli öğretmen Osman Çakmak ve Meryem Çakmak'ın oğluyum. İlkokulu Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu da Halis Ziya Uşak Digil Ortaokulu'nda okuduktan sonra 14 yaşımda Maltepe Askeri Lisesi'ni kazandım ve asker oldum. 1983 yılında Maltepe Askeri Lisesi'ne gittikten sonra 4 yıl orada kolej öğrenimi gördük. Yabancı dilde bir öğrenim gördük. Oradan Kara Harp Okulu'na geçtim. Lisans eğitimimi Kara Harp Okulu'nda işletme üzerine okudum. Akademik olarak daha sonraki yıllarda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde işletme ana bilim dalı sayısal yöntemler bölümünde yüksek lisans yaptım ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptım. Kıtaya çıktıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafında bölük, takım komutanlıkları, tim komutanlıkları yaptım. Yurt içinde işte Bingöl'den tutun Ankara, Sarıkamış, Tekirdağ Saray, Kıbrıs'ta görevlerde bulundum. Yurt dışında birçok ülkede bulundum. En son 2012 yılında Afganistan'daki görevimi tamamladıktan sonra kendi isteğimle albay rütbesinde emekliye ayrıldım. Evet. Genç yaşta emeklilik değil mi? Aslında bakarsanız bizim evet. için tabii çok uzun soluklu bir süreçti bu süreç. Evet. Sürekli olarak vatanımız için nerede ne görev verildiyse hepsini yerine getirmeye çalıştık, yerine getirdik. Ve Allah'ın izniyle hiçbir şekilde lekemiz olmadan birçok başarılarla temiz bir sicille emekli olmayı hak ettik. Ve şu anda da 2 yıldır sivil hayatı yaşıyorum. Bu sene de Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak vatan hizmetine devam etmeye karar verdim. Hemen siyasete geçmeden sizin bir de ben CV'nizde ve broşürlerinizde gördüm. Gerçekten seçim çalışmalarınız içerisinde başarılı bir askeri hayatınız var. Aynı zamanda askeri bir sporcusunuz. Öyle bir kimlikle biliyorum, yanlış algılamadıysam. Sizin birçok dereceleriniz de var. Bunlardan söz eder misiniz biraz? Yani askeri üniforma ile birlikte sizin de bazı şampiyonaya katılmışsınız. Bazı madalyalarınız var. Bundan söz etmediniz, biraz mütevazi davrandınız da bunlardan söz edelim. İsterseniz izleyicilerimiz sizi çok merak ediyorlar. Oğuz komutan hakikaten başarılı bir asker, başarılı bir subay ve konumunda deneyimli, madalyaları olan bir komutan olarak mı bilmeleri gerekir? Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim, sadece silahlı kuvvetlerde değil, amirli takımda da, atıcılık branşında hem sivil hem askeri olarak binli
sporculuk unvanım var. Milli sporcuyum. Milli sporcuyum. Evet. Hem ordu milli hem A milli yani sivil milli takımlarında. Hangi kategoride? Havalı tüfek ve ateşli tüfek branşlarında. Evet. İyi bir atıcısınız yani. Evet. Yani iyi bir atıcıydım. Evet. Şimdi de öyle sayılırım ama şimdi tabii biz artık o görevi bıraktık. Bizden gençlere devam ediyorlar. Evet. Türkiye şampiyonluklarım var. Türkiye rekorlarım var bu branşta. Tabii sporcu faal olarak sporculuk yaptığımız dönemlerde başarılı bir gün grafik çizdiniz. Evet, günde işte 15 kilometre koşuyorduk, haftada 3 defa 1000 metre yüzüyorduk. Ve dolayısıyla bunun neticesinde de başarılar kendiliğinden geliyordu. 1995 yılında ilk askeri olimpiyatlar yapıldı Roma'da. Biz evet. oraya gittiğimizde 80 ülke arasından 20. olduk. Ve oradan döndükten sonra ben bir rapor hazırladım. Bir program, o zaman teğmen miydiniz? Yani, 95 yılında üsteğmendim. Üsteğmendiniz, evet. Üsteğmendim. Ve o rapor neticesinde, o rapor komutanlarımız dikkate alarak 2000'li yıllardan itibaren bizim Türk Silahlı Kuvvetleri dünya çapında şampiyon olmaya başladı. Yani şimdi seyircilerimiz tabii bizi izleyenler şunu değerlendirecektir. Bir futbol takımı Türkiye'de dünya şampiyonu olsa yer yerinden oynar. Evet. Ama biz hakikaten bizden sonraki arkadaşlarımız da şu anda dünya şampiyonluğu unvanlarını taşıyorlar ve bu şekilde yarışmalarını devam ediyorlar. Yani sizin bir yerde yetiştirdiğiniz sporcular mı devam ediyor artık bu işe? Evet, bizim o zaman evet. Ortaya koyduğumuz program neticesinde bu seviyelere geldi. Bir de Türkiye'de yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Keskin Nişancı Okulu'nun kurulmasını ben teklif etmiştim. Dolayısıyla buranın kurulmasında da emeğimiz geçti. Böyle bir şey Allah bize nasip etti. Yani bu bakımdan bu tür bu alanda bu çalışmalarımla silahlı kuvvetlerde hakikaten birçok kişi beni tanır. Evet. Yani silahlı kuvvetlerde Oğuz Çakmak albay başarılı bir grafik çizmiştir. Başarılı bir sporcular yetiştirmiştir. Ve ordudan madalyalarla ayrılmıştır diyebiliriz herhalde, değil evet, mi? Evet, o şekilde söyleyebiliriz. En sonunda zaten Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu denetleme yani sivil hayata geçince evet, denetleme kurulunda görevliydim. Orada federasyonda. Evet, federasyonda Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nda denetleme kurulunda görevliyken milletvekilliği adaylığı için istifa ettim. Evet. Ama atıcılık branşında bundan sonra sadece atıcılık değil eğer nasip olur da mecliste bir görev alma imkanına erişirsek ben yani sporcu olarak bilimsel olarak olimpiyata nasıl hazırlanır, olimpiyata nasıl sporcu yetiştirilir bunları bilen bir kişi olarak şu anda da Türkiye'nin aslında çok fazla potansiyeli olmasına rağmen olimpiyatlarda gerektiği şekilde temsil edilemediğini düşünen bir milli sporcu ve bunun eksikliğini hisseden bir sporcu olarak olimpiyatlara yönelik çalışmalar, düşüncelerim ve çalışmalarım olacak inşallah. Evet. İnşallah güzel bir örnek olursunuz. İlkler şehri uşağımızdan bir ilk çıkar. O mecliste atıcılık konusu, harbi atıcılık olarak siyasilerin birçoğu biliyorsunuz halk dilinde atar diyebilirler. Onlar laf atarlar, efendim söz atarlar ama siz gerçekten silah atarak Atıcılık Federasyonu'nda da bulunan bir kişi olarak oradaki meclisteki milletvekillerine örnek olursunuz. İnşallah bu amacınız, bu düşünceleriniz gerçekleşir diye düşünüyorum. Hemen o askeri yaşantınız bittikten sonra sivil yaşantınızda federasyonda görev aldınız ve daha sonra da artık yavaş yavaş ben siyasette olmalıyım mı dediniz. Gerçekten siyasi yaşantınızda sizin bundan böyleki yönlendirilmeniz askeri yaşantınızdan sonra elbette askeri bir terbiye aldınız ve askeri bir eğitimden sonra sivil hayatta da bir düzenli yaşantınız oldu. Ve
eşinizle, çocuklarınızla Ankara'da oturuyorsunuz. Ama sık sık da Uşak'a geliyorsunuz değil mi? Uşak'ta da evimiz var. Yazları evet. Uşak'ta bulunuyoruz. Ankara'da çocuklarım Ankara'da okuduğu için onların eğitiminden dolayı Ankara'da bulunuyoruz. Burada Çukural Köyü'nde çok sık gelip gidiyorum. Orada bir beshane yaptım. Kendime ait hayvanlarım var. Onları buraya getireceğim. Evet. Nasip olursa Uşak Çukural Köyü'nde de böyle bir Çukural dediğiniz 10 kilometre bir yer şurada. Böyle değil mi? Yani Uşak'ın bir mahallesi gibi artık tabii değil mi? Ki. Evet. Yani ben her ne kadar 14 yaşımda Uşak'tan ayrılmış olsam da her sene Uşak'a gelerek efendime söyleyeyim internetten, haberlerden Uşak'ı sürekli takip ederek Uşak özlemi içinde yanarak Uşak'a daha iyi takip ediyoruz değil mi? Tabii ki yani dışarıdan bir göz olarak Uşak'ta neler olup bitiyor, neler eksik kalmış. Tüm dünyada birçok şehirleri, ülkeleri gezmiş birisi olarak oralarda bulunan iyi şeylerin Uşak'ta da olması konusunda bir özlemim var. Dolayısıyla yani kopmuş bir kişi değilim Uşak'tan. Evet, yani Uşak'la yatıp Uşak'la kalkan ve Uşak memleket özlemini yaşadığınız kent Uşak olmasa da dışarıda da olsa Uşak'a sürekli olarak yaşayan Uşak'ın sorunlarıyla kendinizi yoğuran bir kişiliğiniz var ve Uşak'ın sorunlarını da bildiğiniz için Uşak'la ilgili projelerinizde olduğu için milletvekilliğine aday adaylığınızı koydunuz. Evet. Peki neden Milliyetçi Hareket Partisi? Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Çünkü bu ülkede Milliyetçi Hareket Partisi yoksulların ve fakirlerin ümididir. Milliyetçi Hareket Partisi iktidara geldiği zaman Türk milletinin refahı için, Türk milletinin huzuru için gerekli politikaları üretebilecek yegane partidir. Dolayısıyla ben her ne kadar bir askerlik süreci geçirsek de vatan hizmetimizde de olsa Türkiye'nin bulunmasını istediğimiz bir konum vardır. Bu konumu da elde edebilecek olan tek parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni görüyorum. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oldum. Evet. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin izlemiş olduğu politikalar artık Türk halkının özlem içerisinde olduğu politikalar diyorsunuz. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir genel kurulu yapıldı. Sanırım siz de orada mıydınız? Evet. Ankara'da? Genel evet, kurula katıldınız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tekrar Genel Başkanlığı'na seçildi. Peki burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı'nın vermiş olduğu mesajlar vardı. Türkiye'nin genel politikasıyla ilgili ve özellikle de son zamanlarda yaşanan süreçle ilgili, barış süreciyle ilgili. Siz askerinin de içinde bulunan bir askeri mensup olarak şu an sivilsiniz. Bu süreci nasıl bir asker gözüyle baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten yıllarca bir terör belasıyla uğraşılıyordu. Son zamanlarda artık şehit haberi gelmemeye başladı. Bunun süreçten mi kaynaklandığını düşünüyoruz? Yoksa doğuda bazı olaylar artık bitiyor mu? Sizin gözünüzde bu süreç nasıl geçiyor? Hakikaten hükümetin sizin partilerinizin birçoğu da bu konuda doğuda bu barış süreciyle ilgili iyi gelişmeler olmadığı kanaatinde. Peki siz bir askeri kimlik içerisinden gelen, askeriyenin içerisinden gelen bir mensup olarak buradaki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir asker gözüyle baktığınızda bu süreç nasıl geçiyor ve nereye doğru gidiyor? Sizden bunu alalım. Buyurun.
Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Ben emekli olduğum için şu anda bir asker kimliğiyle değil, şu anda bir siyasetçi kimliğiyle konuşuyorum. Düşünceleriniz, benim düşüncelerim, buradaki fikirlerim hiçbir zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bağlamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kesinlikle resmi bir fikri falan olamaz. Bunlar şu anda söyleyeceklerim tamamen benim siyasi olarak düşüncelerimdir. Evet. Süreci bütün Türk milletinin gözü önünde izliyoruz. Bu bir çözüm süreci diye başladılar ama geldiğimiz noktada bir takım tehditlerin olduğu bir noktaya gelmiş durumda. Ne dediler? Çözüm sürecinin başlangıcında PKK terör örgütü silahlarını bırakacak ve yurdu terk edecek dediler. Teslim olacak dediler. Şu anda gelinen noktada PKK'nın ne silah bıraktığı var ne de terörü terk ettiği var. Bu terör örgütü PKK terör örgütü bir defa öncelikle Kürt kökenli kardeşlerimize karşı yapılan bir terör faaliyetidir. Bu terör örgütü öncelikle Kürt kökenli vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktadır. Onların hayatlarını tehlikeye atmaktadır ve onların refah içinde yaşamasını engellemektedir. Dolayısıyla bu anlamda çözüm sürecinde hiçbir sonuç alınamamıştır. Geldiğimiz noktada da görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonlara çıkıp 400 milletvekilini verin, bu işi huzur içinde çözelim diyor. Burada bu cümlede bir tehdit vardır. Dolayısıyla Türk milleti de hiçbir zaman tehdit edilmeyi sevmez. Evet. Benim kanaatim odur ki PKK terör örgütü başından beri yani kendilerine bir ilk önce zararı vardır. Türk kökenlere zararı vardır diyorsunuz. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Yani bunun Türklere olduğu kadar en fazla da bu işten zarar gören Kürt kökenli kardeşlerimizin olduğunu belirtiyorsunuz. Kürtlere yönelik bir tehlike unsurudur diyorsunuz, değil mi? Yanlış anlamıyorsun. Kesinlikle bunu söylüyorum ve bu işi çözecek olan yegane unsur Kürt kökenli vatandaşlarımızdır. Kürt kökenli vatandaşlarımız bu PKK terör örgütüne artık yeter diyecekler ve onlar durduracaktır. Şimdi Abdullah Öcalan terör örgütünün eli kanlı yöneticisi ne diyor? Taleplerim gerçekleşmezse 500 bin kişilik halk savaşı olur diyor. Yani karşılıklı olarak bir tehdit savurmalar var. Onları savaşın içine sürüklüyor. Tabii ki. Yani onları bir şekilde bu terörle ilgili tehdit ederek onların hayatlarını tehlikeye atıyor ve o bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızı kalkan olarak kullanmak istiyor. Onları bir savaş belasının içerisinde yer almakla tehdit ediyor, değil mi? Yani 30 yılı aşan bir süredir o bölgedeki halkımız sefillik içerisinde, yoksulluk içerisinde artık bu işin bitmesini istiyorlar. Ve bitirmeyen de kimdir? PKK terör örgütüdür. Dolayısıyla bir terör sorunu vardır memleketimizde. Hükümetin yaptığı yanlış da ilk başta itiraz ettiler. Oslo'da efendim görüşülmedi dediler. Sonra tabii ki görüşeceğiz dediler. Teröristle teröristle müzakere olmaz yani. Bu hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şeydir. Evet. Yani siz onlardan silahı bırakması istiyorsunuz ama onlar sizden bir takım tavizler istiyorlar. Yani gelinen noktayı milletimiz apaçık görüyor, izliyor ve bu çözüm süreci denen şeyin aslında şu anda geldiğimiz noktada tamamen karmaşık bir hal aldığı apaçık ortadadır. Evet. Yani, milletimizin şu anda başka öncelikleri vardır. Öncelikle milletimiz yoksulluk içerisindedir. Ekonomik bir buhran içerisindedir. Yani insanların bir ihtiyaç hiyerarşisi vardır. Önce insanların karnı doyacak, ondan sonra güvenlik konusunda kendilerini güvenli hissetmeye çalışacaklar. Bugün açlık sınırı
4 kişilik bir ailede 1227 lira, yoksulluk sınırı da 4044 liradır. Evet. Yani bu ortamda insanlarımız sokakta aç iken, yani güvenliği düşünecek durumda değillerdir. Ama güvenlik olmazsa da insanların da artık terör bitmezse, terörde sürekli olarak Türkiye'de, yani ülkemizde yaşanırsa, insanların güvenliği sağlanmazsa, yani tok olmuşsunuz, bunun bir önemi var mı? Bunu sağlayacak olan, evet. Bunu sağlayacak olan devlettir, hükümettir. Evet. Polisi var, jandarması var, evet. Ordusu var. Yaptığınız kanunlarla eğer jandarmayı, polisi, karakollara hapsederseniz, bunun sonucunda terörü çözemezsiniz. Evet. Peki çok merak ediyorum Oğuz Bey, sizin mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi'lerle ve partinizin de bu konudaki tüzüğü ve partinizin bazı projeleri vardır bu konuda. Milliyetçi Hareket Partisi terörü bitirme konusunda terörle ilgili izlediği politika nedir sizce? Eğer Milliyetçi Hareket Partisi şu an iktidarda olmuş olsaydı, şu anki hükümetin, şu anki iktidarın yaptıklarını beğenmiyorsunuz ve bu konuda da sık sık da eleştiriyor Milliyetçi Hareket Partisi. Peki iktidarda olan bir partinin mensubu olsaydınız, şu anki bir Milliyetçi Hareket Partilisiniz, aday adayısınız, bu meseleyi nasıl hallederdi Milliyetçi Hareket Partisi? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bu işi kökünden kazıyacak tek partidir. Nasıl? Milliyetçi Hareket Partisi bu konudaki görüşlerini seçim beyannamesiyle milletimize arz etmiştir. Evet. Dolayısıyla teröristle müzakere olmayacağını orada beyan etmiştir. Ve nitekim ben 92-94 yılları arasında bölgedeydim. Evet. 2000'li yıllara doğru artık terör bitmek üzereyken, o zamanlar biz orada alan hakimiyeti kurmuşken, sağlamışken, şu anda bölgede tamamen alan hakimiyeti teröristlerin eline geçtiği apaçık ortadadır. Yani yanlış bir politika uygulandı diyorsunuz. Yani doğru uygulandığı görülüyor mu ki? Yani kesinlikle yanlış olduğu apaçık ortada. Evet. Çünkü karşı tarafta sizi tehdit eden bir örgüt lideri var. Eli kanlı bir örgüt lideri var. Siz de kalkıyorsunuz, 400 milletvekili vermezseniz bu iş huzur içinde çözülmez diyorsunuz. Bu da bir tehdit unsuru değil mi? Bu da bir tehdit unsurudur. Yani evet. Bu kime tehdittir? Halka karşı bir tehdittir. Türk milletine karşı bir tehdittir. Ama Türk milleti hiçbir zaman ne bu tehditlere mahal bırakır, ne de bunlardan korkacak bir hali vardır. Türk milleti hiçbir şeyden korkmaz. İstiklal marşında da söylendiği gibi Türk milletimiz korkmasın. Bu ülkede bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Evet. Bu artık topla, tüfekle, tankla olmayacağı ki aşikardır. Bunun tamamen siyasi politikalarla ve siyasi iradeyle o bölgede yaşanacak olan siyasi iktidarın tutumuyla, tavrıyla önlenecek olan bir harekettir mi diyorsunuz? Şimdi daha önce de söylediğim gibi yani terör belirli bir noktaya kadar indirilmişti. Evet. Ama AKP'nin yapmış olduğu politikalar neticesinde tekrar şu andaki durumuna yükseldi. Yani PKK terör örgütü 2000'li yıllara doğru hiçbir şekilde artık hareket alanı bulamıyordu. Ama şu anda bakıyorsunuz ki ekranlara çıkıp değişik demeçler vermeler, efendime söyleyeyim, milleti tehdit etmeler, hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit etmeler. Sen kimsin ki? Daha bugün Ankara'da üniversiteler tatil. Dün Abdullah Öcalan'ın ve PKK'nın bayrakları asılıyor.
Buna bir şey yapılamıyor. E bugün Türk bayraklarıyla çıkan gençler gözüm altına alıyor. Biber gazıyla efendime söyleyeyim okullar tatil edilmiş durumda şu anda. Yani bu bir tepkidir. Bunu etki tepki meselesi. Yani evet. Terör örgütüne neden müsaade ediliyor? Bunlara hiçbir zaman müsaade edilmemesi gerekir. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları geçerlidir. Dolayısıyla eğer siz kanunları PKK terör örgütünün veya başka terör örgütlerinin böyle büyümesine imkan sağlayacak şekilde kanun yaparsanız bu iş olmaz. En başında ne dediler? Bu bir Kürt meselesidir dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi diyor ki Kürt meselesi yok diyor. Bunu hepimiz duymadık mı kulaklarımızla? Evet. Yani şimdi tam tersi olmuyor mu? Dolayısıyla AKP iktidarı bir defa bir istikrarı sağlaması gerekir. Neyle sağlaması gerekir? Öncelikle kendi söylemlerinde, politikalarında sağlaması gerekir. Ondan sonra da her seçim döneminde vatandaşın karşısına çıkıp mağdur edebiyatı yapmaması gerekir. Yani hep böyle mi oluyor şimdi? Yani? Şimdiye kadar böyle olmadı mı? Her defasında 13 yıl oldu. Her defasında şimdi ekranlara bakın havuz medyasında önümüzdeki dönemlerde gene 28 Şubat'ları konuşacaklar. Gene efendim AKP olmasaydı ve vesayet olacaktı. Vesayet mi kaldı? 28 Şubat mı kaldı? Yani bunları artık milletimiz görüyor. Dolayısıyla AKP iktidarı önce kendi içerisinde sonra da ülke içerisinde istikrarı sağlamak zorunda. Bu hafta sonunda her şeyi gördük. Bütün Türk milleti canlı canlı izledi. Bir tarafta hükümet sözcüsü, belediye başkanına hakaretler, efendime söyleyeyim çocuğuna, ailesine hakaretler. Öbür tarafta belediye başkanı, hükümet sözcüsüne hakaretler. Hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı'na sizin bilginiz vardı. Evet. Yani bir tutarsızlık oldu. Apaçık ortada. Bunları hep gizlediler şimdiye kadar ama artık ayakları dolanmaya başladı. Ben 2000 yani görevdeyken işte paralel medya dedikleri medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılan saldırı, efendim generallere, subaylara karşı yapılan ithamlardan dolayı hiçbir alakam olmadığı halde çok üzülüyordum. Evet. O zaman yapılanlara çok üzülüyordum. Yani böyle bir şeyin yapılması mümkün değil diyordum. Yani olayın uzaktan yakından içinde değilim. Evet. Ama televizyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir yıpratılma hareketi yürütüldü. O zaman dönemin başbakanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a efendim ne düşünüyorsunuz askerin içeriye alınmasına dendiği zaman, subayların, generallerin hapse girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz dediği zaman, ben bu işin savcısıyım. Devlet hukuk işleyecek, savcı işini yapacak diyordu. Şimdi 17-25 Aralık operasyonlarında bu sefer seçilmiş Cumhurbaşkanımız ne dedi? Efendim paralel savcı dedi. Aynı savcıya. Derin devlet paralel savcı. Yani devleti yönetenlerin başta Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve hükümet olmak üzere adil olmak zorundalar. Evet. Adaleti sağlamak zorundalar. Kendi partilerin içinde adında geçen adalet konusunu sağlamak zorundalar. Fakat geldiğimiz noktada bunun böyle olmadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız harp akademilerinde diyor ki aldatılmışım. O zaman 13 yıldır demek ki Türk milleti aldatılıyor. Başbakan aldatılıyorsa halkı da başbakan aldatıyor demektir. Evet. O zaman bu paralel yapıyı siz görmediniz mi yani? Bunlar yapılırken siz onlarla beraberdiniz. Onlarla beraber yaptınız bu işleri. Evet. Biz o zaman yani bunların gene devlet adına yanlış işler yaptığını söylüyorduk. Şimdi bu iş ortaya çıktı. Evet. Peki sizin gözünüzle
Özellikle bir Milliyetçi Hareket Partili milletvekiline adaysınız ve aday olacaksınız nasip olursa, istekleriniz ve temeliniz odur. Bir Milliyetçi Hareket Partili olarak Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Askeri gelişmeler ve devletin teröre bakış açısı, devletin terör konusunda izlediği politikaları özetlediniz. Peki şu anda ekonomik politikalar konusunda neler söyleyeceksiniz? Yani hükümetin uygulamış olduğu ekonomik politikaları da elbet ki beğenmiyorsunuz. Ne olmalı sizce? Ekonomik açıdan Türk halkının şu an gerçekten sıkıntılı bir dönem geçirdiğini düşünüyorsunuz herhalde, değil mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bunu ben düşünmüyorum. Yani bu apaçık ortada. Esnafımız, köylümüz, çiftçimiz ekonomik sıkıntı içerisinde. Evet. Yani yoksulluk biraz önce de söylediğim gibi aldı başını gidiyor. Yani tamamen yapay bir ekonomik rahatlık ortaya koydular. Bu ekonomik rahatlığı nasıl koydular? Milleti kredi kartlarına mahkum ederek ortaya koydular. Şimdi borçlandırdılar. 10 evet. kişiden sorsanız 9 kişinin bankaya kredi kartı veya kredi borcu var. Bir yerde milleti buna mahkum ettiler. Şimdi bu ülkenin öncelikle baştan da söylediğim gibi bir ekonomik rahatlığa ihtiyacı var. Bu yoksulluğun giderilmesine ihtiyacı var. Öncelikle vatandaşın, sokaktaki vatandaşın karnının doyması gerekiyor. Bu ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Şimdi OECD 2014 yılında yayınladığı rapora göre 34 ülke arasında Türkiye işsizlik açısından, ekonomik sıkıntı açısından 34. sırada, sağlık açısından 31. sırada, evet, eğitim açısından 32. sırada. Bunun nerede istikrar var? Evet, istikrar sonuncu olmak bir istikrar. Evet. Şimdi madem ki ekonomik düzgün gidiyorsa, Başbakan, Maliye Bakanı ve Ekonomi Bakanı üçü birden Amerika'da ne yaptılar? Ne yaptılar Amerika'da? Bunu Türk milletine açıklasınlar. Ondan sonra geldiler Merkez Bankası ile beraber ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı çıktılar, Cumhurbaşkanı'na briefing verdiler. Neler oluyor? Bunu millete anlatsınlar. Biz hissediyoruz bunu. Yani ekonomik çaktırmadan zamlar geliyor. Efendime evet. söyleyeyim. Vatandaş borcunu ödemeye çalışıyor. Kredi borcunu ödemek için malını satıyor, mülkünü satıyor. Her tarafta özel okullar var. İnsanlar çoluğunun çocuğunu okula götürecek, gönderecek. Bunun için paraya ihtiyacı var. Bunun için kredi çekiyor, borçlanıyor. Borcunu kapatmak için tekrar kredi çekiyor. Evet. Şimdi halkımız kendi kendine sorsun, benim borcum var mı diye. Eminim %99.9'u var diye kendi kendine söyleyecektir. Peki bu 12 yıl süre içerisinde, 13 yıla girdi AK Parti hükümeti ve AK Parti iktidarı, hiç mi güzel şeyler yapılmadı ülkede? Hiç mi yani olumlu şeyler olmadı? Yani bunu özellikle bir vatandaş olarak soruyorum ve siz de vatandaş olarak bir 12 yıl süre içerisinde Türkiye'de yani hiç mi olumlu şeyler yapılmadı? Yani hep hükümetin, iktidarın başarısızlığı üzerine konuşulur. Onun üzerinden siyaset yapılır. Peki sizce olumlu şeyler olmadı mı? Hep böyle olumsuz şeyler mi oldu? Tabii ki olumlu şeyler de oldu. Evet. Mesela başörtüsü konusunda olumlu gelişmeler oldu. Ancak bu gene Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle oldu. Evet. Yani parlamentoda verdiği destekle oldu. Evet. Yani Türk milleti adına, menfaati adına iyi gördüğü her şeye Milliyetçi Hareket Partisi destek vermiştir ve bu konularda da gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Evet. Bunun dışında? Bunun dışında zenginler daha çok zengin oldu.
fakirler daha çok fakir oldu yani. Bunun yani, olumlu gelişmesi de bu diyorsunuz. Olumlu gelişmesi bu. Evet. Bunu bütün halkımız görüyor. Her defasında 3 defadır veya 4 defadır her oyda bir takım mağdur edebiyatıyla halkın karşısına çıktılar ve sürekli oy aldılar. Ama 13 yıl sonra gene bakıyorsunuz, efendime söyleyeyim, Uşak'tan aday adayı olan AK Partili arkadaşlarımız diyorlar ki işte biz Ankara'da Uşak için şunları yapacağız. Ya siz 13 yıldır neredeydiniz? 13 yıldır Uşak halkı sürekli AKP'den milletvekili gönderdi. Ne yaptılar bunlar? Yani elle tutulur, gözle görülür bir şey yapmadılar diyorsunuz. Yaptılar mı? Yani şimdi bir yani. Türkiye'nin ilk fabrikası, şeker fabrikamız var. Bu kapatılma noktasına geldi. Duyuyoruz ki Uşak milletvekili kapatılması yönünde beyanatlar vermiş. Şimdi Uşak'a bir güzel havaalanı yapıldı. Tuttular 75 kilometre ileriye. Bir havaalanı daha yaptılar. Şimdi Uşak'taki havaalanı öldü. İşlevi kalmadı. Ben etraftaki illeri de izliyorum. Yani bugün Ege içerisinde Uşak'ın komşusu olan illere sürekli teşvikler verilirken, Avrupa Birliği hibelerinden faydalanırken Uşak bunlardan hep geri kaldı. Hep ikinci planda kaldı veyahut da faydalandırılamadı. Faydalandırılmadı. Bu siyasilerin suçu mu? Tabii ki siyasi. Şimdi evet. Orada Uşak'a da o teşvikin içine katmak siyasetçinin Uşak'ı temsil eden milletvekilinin işi. Orada itiraz edecek, çıkacak, Uşak'a da bunu verin diyecek. Yani Uşak'ın Afyon'dan ne farkı var? Afyon öncelikli Uşak değil. Evet. Kalkınma da yani, öncelikli iller arası. Evet. Evet. Şimdi Avrupa Birliği işte Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çiftçilerimize vermiş olduğu hibeler var. Bunlardan 2 sene öncesine kadar Uşak faydalanmıyordu. Evet. Ama şimdi yavaş yavaş faydalanıyor. Ama faydalansa bile şimdi bir vatandaşımız, çiftçimiz, esnafımız bir proje yapması gerekiyor. Bu projeyi yapabilecek olan üniversite elemanları bile zorlanıyor. Yani evet. Çiftçimiz bunu nasıl yapsın? Burada daha farklı önlemler almak lazım. Çiftçimiz sadece kimlik kartını, nüfus cüzdanını verecek, gerekli belgeleri verecek. Buradaki memur arkadaşlar bütün projeyi hazırlayacaklar, bütün işlemi bitirecekler. Aksi takdirde çiftçi nasıl proje hazırlasın? Ben hazırlayamam yani o projeleri. Evet, şimdi zaten böylesine bir kalkınma ajansları ve kırsal kalkınmada şu anda Uşak'ta gerçekten son günlerde proje konusunda ve çiftçinin almış olduğu destekler konusunda, sizin de bahsettiğiniz projeler konusunda çiftçiye yardımcı olunuyor ve çiftçi de hak ettiği şekilde gerçekten bu kredileri, bu Avrupa Birliği'nden gelen destekleri almaya başladı. Bunun da sanırım gerçekten azımsanmayacak derecede destekler geliyor. Bunlar da inşallah daha da sürer, daha da ileriye gider. Yani bunlar evet. Bunlar yetmez. Geldiğimiz sürede 13 sene geçti arada. Evet. Yani Türkiye'de ben birçok ili görüyorum. 91 yılında Uşak sanayileşme adına Türkiye'de birinci sıradaydı. İstanbul'un önündeydi. Nüfusuna evet. Oranla. Doğru. Ben bunu çok net olarak hatırlıyorum. Yani şu anda baktığımız zaman Uşak'ta bir işsizlik sorunu var ve bu işsizlik sorunu giderebilmek için fabrika kapatmak değil, fabrika açmak lazım. İstihdam yaratmak için fabrika açmak lazım, işletme açmak lazım. Evet. Bunları yapmadığınız sürece ekonomik kalkınmayı gerçekleştiremezsiniz. Her şey yapay olur, suni olur. Evet. Yani bir pansuman olmuş olur. Gerçekten tedavi olunamaz diyorsunuz. Tedavi yani. Olunamaz. Evet. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra konuğuma Uşak'la ilgili projelerini, Uşak'ın eksiklerini ve Uşak'taki siyasi yaşantıya bakış açısını değerlendireceğiz. Kısa bir aradan sonra efendim.
Gündem programımızın ikinci bölümündeyiz. Konuğum Uşak Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı emekli albay Oğuz Çakmak. Oğuz Çakmak artık Türkiye gündeminden Uşak gündemine geldik. Uşak'la ilgili düşüncelerini, Uşak'la ilgili projelerini soracağız. Evet, siz Uşak'ta milletvekilliğine talipsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Uşak'ın sorunlarıyla ilgili neler tespit ettiniz? Ankara'ya Uşak'ın sorunlarını nasıl taşımayı düşünüyorsunuz? Uşak'ın hakikaten şu anda bir sanayi kenti ama son zamanlarda sancılı bir kent olarak görülüyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Uşak'ın Ankara'ya taşınması gereken sorunlar nelerdir sizce? Bir defa öncelikle Uşak'ta daha önceden kazanılmış olan kazanımları ileriye götürmek lazım. Geriye değil. Nedir bu kazanımlar? Mesela bir havaalanı olayı. Evet. Bugün bütün dünyada havaalanı çok önemlidir. Hava taşımacılığı çok önemlidir. Hava lojistiği çok önemlidir. Evet. Şimdi Uşak konum olarak Ege bölgesinin ortasında bulunuyor. Evet. İzmir'e yakın. Efendime söyleyeyim. Birçok sanayi bölgesine yakın. Uşak'tan ihracat konusunda çok ciddi bizim kaynaklarımız var. Evet. Yani bunların direkt Uşak Havaalanı'ndan hem Türkiye'ye hem dünyaya taşıması yapılabilir. Bunu yani. Bunu bir defa 75 kilometre ileriye bir havaalanı yaparak Uşak Havaalanı öldürülmüş 75 durumda. 75 değil, 95 kilometre. Tamam. Pardon, 95 kilometre. Evet, 95 kilometre. Yani hava trafiği açısından aslında bu mesafe, bu mesafede bir başka havaalanının yapılması çok da verimli ekonomik bir olay değildir. Yani bunu oraya ne maksatta yapmışlardır? Yani oraya harcanan para başka yerlere aktarılabilir. Uşak Havaalanı'nda daha etkin şekilde kullanılabilirdi. Yani bir sanayi kentinin özellikle taşımacılık konusunda ve özellikle ülke genelindeki ihracat ve ithalata endeksli olarak buraya gelecek olan mühendisler, pazarlamacılar, efendim bizim sanayi ürünlerimizi alacak kişilerin rahatlıkla uçağı kullanarak Uşak Havaalanı'ndan yararlanması gerekir diye düşünüyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Yani bunun da böyle olmasında yarar var diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Bunun haricinde Uşak ekonomik olarak daha fazla pay alması gerekir. Diğer şehirlerden bu konuda geride kalmıştır. Evet. Uşak'tan çıkacak bir milletvekilinin bunu mecliste savunması gerekir. Uşak herhangi bir teşvik programı çıkılıyorsa, açıklanıyorsa bunun içinde Uşak var mı diye orada diretmelidir. Uşak'ın olmasını sağlamalıdır. Evet. Bir diğer konu Uşak'ın tanıtım konusu. Yani Uşak'ın kaynakları çok fazladır ve turizm açısından da bir Ulubey Kanyonları vardır, bir Hamam Boğazı vardır. Yakınımızda bir Murat Dağımız var. Ben küçükken Murat Dağı'na gittiğimizi çok hatırlıyorum. Evet. Yani buraların turizme kazandırılması evet. gerekir. Bununla ilgili olarak Uşak'ta yapılacak faaliyetlere milletvekillerinin öncülük yapması gerekir. Evet. Mesela bir Uşak'ta bir festival düzenlenebilir her sene. Uşak'ın bütün değerlerinin tanıtılacağı, Uşak'ı tanıtacak şurada İsmet Paşa Caddesi boydan boya bir festival düzenlenerek her sene yapılacak bir festivalle Uşak Festivali. Uşak'ın taranasını bugün başka ilçeler, başka iller, Kütahya efendime söyleyeyim sahiplenmektedir. Dolayısıyla tanıtım açısından Uşak'ın tanıtımı için milletvekillerimiz buradan gidecek milletvekillerimiz bunları sağlaması ve bunlar için çalışmaları gerekiyor. Yani biz öyle yapacağız. Sizin ilk icraatlarınız, daha doğrusu eğer Ankara'ya gidecek olursanız
benim sizin sözlerinizden anladığım şunlar. Uşak'ın tanıtıma ihtiyacı var diyorsunuz. Uşak gerektiği şekilde tanıtılmıyor diyorsunuz. Tanınmıyor diyorsunuz. Uşak'ın değerlerinin turizme kazandırılması gerekir diyorsunuz. Özellikle başta bahsettiğiniz gibi havaalanının bir an önce açılması, yani seferlere açılması gerekir. Havaalanı şu an her an bir uçak inip kalkabilecek şekilde içindeki 50-60 tane personeliyle hazır bir vaziyette bekliyor. Ama uçak seferleri konmamış durumda şu an için. Daha doğrusu kaldırılmış, konmuş da kaldırılmış. Tabii ki yolcu kapasitesinin istenilen seviyede olmamasından dolayı. Ama siz diyorsunuz ki Uşak'ta değerlerimiz var. Bu değerlerimizi turizme kazandırmalıyız diyorsunuz. Buralara turistleri çekmeliyiz. Değil mi? Her yani, konuda Uşak'ta evet, bir atılıma ihtiyaç var. Bunun başında da Uşak'tan seçilen milletvekilleri, Uşak Belediyesi, bunlar el ele verip çok yoğun bir faaliyete girmeleri gerekir. Bir lobi oluşturması gerekir. Evet. Hayvancılık konusunda mesela Uşak hayvancılık konusunda da geri kalmıştır. Hayvancılık konusunda da gerekli desteği Uşak görmemiştir. Evet. Tarım konusunda, hayvancılık konusunda, sanayi konusunda Uşak daha fazla destek görmesi gerekir. En azından etrafındaki illerden geride kalmaması gerekir. Evet. Verilen teşviklere mutlaka Uşak dahil edilmesi gerekir. Yani bir milletvekilinin faaliyetlerinin başında bunlar gelmelidir diyorsunuz. Yani çıkacak yasada tabii ki milletvekili evet, bir belediye başkanı gibi çalışmaz. Evet. Merkezden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan yasaları hepsini takip etmesi ve Uşak'ın faydasına olacak her şeyde Uşak'a dahil etmesi gerekir. Bunun için canla başla orada gece gündüz çalışması gerekir. Orada çıkan yasaları, efendime söyleyeyim, Uşak'la ilgili çıkan bütün olayları da gelip burada halkına anlatması gerekir. Paylaşması gerekir ki halk bundan bilgilensin ve bu konuda gerekli adımları atsın. Esnafımız evet, gerekli adımları atsın. Sanayicimiz, çiftçimiz, esnafımız bu konuda gerekli adımlarını atsın. Bugüne kadar milletvekilleri sizin takip ettiğiniz kadarıyla gereken ilgi ve alakayı göstermediler mi siz? Yani pasif mi kaldılar bu konuda? Uşak'ın tanıtımına, Uşak'ın ekonomisine gereken desteği sağlayamadılar mı? Yani ne sizin onların üzerindeki tespit ettiğiniz eksiklikler nelerdir? 13 yıldır biz Uşak milletvekillerini takip ediyoruz diyorsunuz. Takip ediyoruz ve hiç bir şekilde mecliste bir çalışma içerisinde olduklarını görmedik. Çalışma içerisinde olsalar da şu anda Uşak bu konumda olmazdı. Şimdi yeni çıkacak AKP'nin aday adayları çıkıp da biz Ankara'dan daha fazla pay aldıracağız demezdi. Sen 13 senedir zaten hükümettesin. Niye aldırmadın şimdiye kadar? Evet. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Evet. Her seçimde bunlar bu şekilde söyleniyor ve gittikten sonra bir faaliyet biz göremiyoruz. Bir milletvekili gece gündüz orada seçildiği bölgeyle ilgili çalışma yapması gerekir. Her konuda, sosyal alanda, ekonomik alanda, her konuda çalışma yapması gerekir. Çalışmanın içinde olması gerekir. Katma değer sağlayacak her kanunda Uşak'a dahil etmesi gerekir. Yani gerektiğinde önergeler vermesi gerekir. Gerektiğinde kanun tekliflerinde hazırlık yapması gerekir diye düşünüyorsunuz yani. Peki Uşak'ın jeotermal konusunda neler düşünüyorsunuz? Mesela Uşak'ımızda jeotermal enerji tekrar ekonomiye kazandırılmak konusunda veyahut jeotermalle ilgili ısınma konusunda var biliyorsunuz. Ve bir diğer konuda özellikle bu jeotermal bölgelerdeki termal turizmin geliştirilmesi konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Şimdi ben daha önceden bulunmuş olan bu jeotermal kaynakların bu İtecik
tepesinin bu tarafında olduğu gibi diğer tarafında da olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve ciddi anlamda burada çok büyük miktarda yeraltı zenginliklerimiz var. Evet. Bir hamam boğazı, Banaz'ın hamam boğazı. Evet. Buradaki su boşuna akıtılıyor. Hı hı. Yani burası ekonomiye kazandırılabilir. Neden bugün insanlar Afyon'a geliyorlar? Aynı konuda Uşak'a gelmesinler. Uşak'ın o Afyon'a göre daha da güzel bir doğa, evet, yapısı var değil mi? Evet. Biraz daha hava, iklim biraz daha ılıman. Yani burası burada bu konuda daha fazla bizim kaynak bulabileceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü bu suyun yer altından geçtiği güzergah yani daha da uzun bir güzergah. Bunu bölgedeki yapılacak güzel tesislerle hem sağlık sektörüne hem de turizm sektörüne, çok sağlık turizmine daha fazla tesis kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yolu da tabii milletvekillerinin çıkarılacak olan teşviklerle, milletvekillerinin çalışmalarıyla olacağı kanıtlanmış. Hayır, bu milletvekilinin çalışmasıyla değil. Yani bu aslında belediyenin bir işidir. Uşak'ta belediyenin işidir. Ama bununla ilgili bir eksiklik varsa milletvekilleri buna dışarıdan, yani meclisten yapılması gereken bir katkı varsa bunu yapmaları gerekir. Evet. Turizm konusunda, sağlık konusunda, turizm konusunda da verilen bir sürü teşvik var. Bunlardan da faydalanmak ve yatırımcıları buraya çekmek, Uşaklı yatırımcılara bunları anlatmak gerekir. Evet. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sağlık konusunda, bu termal turizm konusunda çok büyük istekleri ve talepleri var. Onlar özellikle belirli bir yaştan sonra sağlıklarını korumak üzere biraz da emekliliğine yakın bu sağlık konusunda termallere gidip gelme konusunda birçok yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yurt dışındaki bu Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Norveç'e kadar olan bölgede, tutun ki İspanya, İspanya'dan sonra efendim Almanya, Hollanda, İsviçre, Çekoslovakya ve yukarıdaki bölgelere kadar birçok yaşlıların Türkiye'yi tercih etmeleri sebebiyle onların da birçok projeleri var. Uşağımız özellikle keşfedilmeyen bakir bir bölge turizm konusunda. Bunlarla ilgili çalışma yapmak isterler. Tabii ki bu da sağlık turizmini ilgilendiren bir konu. Bu Uşak neden bundan payını almasın? Neden buna birileri ön ayak olmasın? Neden şimdi ulusal kanallarının ulusal kanalların Avrupa'daki yayınlarını izlediğiniz zaman, evet, bu konuda çeşitli illerimizde, işte Afyon'daki termal tesislerimiz olsun, birçok termal tesislerimizle ilgili, sağlık turizmiyle ilgili birçok reklamlar yapılıyor. Evet. Dolayısıyla Uşak'ta yapılacak bir yatırım neticesinde Avrupa'dan gelecek olan bu turistleri Uşak'a çekmek mümkündür. Dolayısıyla Uşak'ta mutlaka bununla ilgili bir atılım yapılması gerekir. Testler yapılması evet, gerekir. İşte bunu dediğim gibi teşvik kanunlarında Uşak'a mutlaka dahil etmek gerekir. Evet. Uşağı bunun dışında, hiçbir teşvik kanunun dışında kalmayacak şekilde milletvekillerinin orada kanunları, her kanun çalışmasında satır satır onları incelemesi gerekir. Milletvekilinin görevi gece gündüz orada seçildiği şehirle ilgili, seçildiği memleketle ilgili çalışması gerekir. Projeler üretmesi, proje üretenlere destek olması gerekir. Evet, proje üretecek olanlara, efendime söyleyeyim, Uşak'ta bir fikri olanı mutlaka dinlemesi gerekir. Evet. Yani o fikri, çünkü herkesi dinlemek lazım, her fikri değerlendirmek lazım. Bazen hiç ummadığınız yerden ummadığınız bir şey çıkabilir. Fikirleri dinlerseniz şayet ona katkı yapabilirsiniz. Yani
insanları küçümsemeden, efendime söyleyeyim, şu bu ayrımı yapmadan her gelecek fikri mutlaka çok dikkatli dinlemek lazım ve bunun değerlendirilmesi için çalışmak lazım. Evet. Peki bunun dışında sizin özellikle Milliyetçi Hareket Partili bir milletvekili geldi benim kapıma. Milletvekili adayı geldi. Aday olursunuz. İsteğiniz, temeliniz bu yöndedir. Sizin halka anlatmak istediğiniz, ben şu tip bir milletvekili olacağım. Sizlerin milletvekili olarak Ankara'da bulunacağım. Sizlerinle ilgili çalışma yapacağım dediğiniz çok önemli, önemsediğiniz, biraz daha bu konuda farklı bir şekilde Ankara'ya taşıyacağınız projeniz var mı yani? Neyi tespit ettiğiniz Uşak'ta? Ne tür bir eksiklikleri tespit ettiniz? Nedir yani? Sizi farklı kılacak bir olay. Şimdi bir defa ben görev yaptığım sürece de hep görev adamı oldum. Evet. Dolayısıyla bana görev verildiği andan itibaren ben bu konuda gecemi gündüzüme katarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağımı beyan ediyorum. Ve bunun için de burada söz veriyorum. Bunun için yola çıkmışım. Evet. Dolayısıyla daha önce de söylediğim gibi milletvekillerinin görevleri arasında ne varsa bunları ben gece gündüz yaparak Uşak halkının huzura kavuşması, refaha kavuşması, Türkiye bütçesinden daha fazla pay alması, efendime söyleyeyim, Uşak'tan yetişecek olan gençlerin daha iyi şekilde yetişmesi açısından mecliste ne yapılması gerekiyorsa, hangi kapı çalınması gerekiyorsa, ben sonuna kadar öncelikle buradan sorunları alıp, buradaki sorunları dinleyip, daha sonra da bunların sonuna kadar takipçisi olurum. Benim bir özelliğim vardır. Beni hiç kimse safsaklayamaz. Bir şeyi almak istediğim zaman o işi mutlaka hallederim, yaparım. İnandığım bir şeyi sonuna kadar takip ederim. Yani bu takipçiliğimden dolayı ben meslek hayatım boyunca başarılı oldum. Milletvekilliği süresince de milletvekili seçildikten sonra hiçbir zaman köşeme çekilmem. Her konuda sonuna kadar takip ederim. Evet. Yani ısrarcı olurum diyorsunuz. Evet. Uşak'ta bir defa gençliği daha fazla hem sportif hem bilim alanında yukarılara taşıyacak her türlü aktivitenin Uşak'ta yapılması için elimden geleni yaparım. Bir Uşak Üniversitesi var. Ben bugün dışarıda Uşak Üniversitesi'nden mezun olan insanları görüyorum. Hakikaten başarılı konumdalar. Uşak Üniversitesi çok daha fazla önümüzdeki yıllarda atılımlar yapabilecek bir üniversitedir. Konumu itibariyle. Evet. Ve tercih edilebilecek bir üniversitedir. Uşak'ta olduğu için. Evet. Yani ben Uşaklı olduğumu her yerde gururla söylüyorum. Uşaklı olduğum zaman Uşağı beğenen çok insan var aslında. Evet. Yani transit olduğu için sadece içinden geçenler de var ama dolayısıyla Uşak Üniversitesi'nin, bir üniversitenin Uşak'ta olması da ayrıca bir avantaj. Bu üniversitenin her konuda ulusal ve uluslararası da uluslararası arenada akademik çalışmalar, sempozyumlar, kongreler düzenleyebilir ve düzenleyecektir. Evet. Yani mesela bir Uşak Sportif var. Ben evet. Yani ortaokuldayken basketbol takımına girmeye çalışırdım. Evet. Ömer Kırdinli hocam, buradan kendilerine saygılarımı sunuyorum. Bizim öğretmenimizdi. Yani bir Uşak Sportif basketbol takımı Uşak için şu anda çok iyi bir tanıtıcı unsur olmuştur. Evet. Yani bizim gurur kaynağımız olmuştur. Uşak'taki bu konuda destek veren iş adamlarının, efendime söyleyeyim, Uşak Sportif'in daha fazla ileri gitmesi için ben çalışan iş adamlarımızı biliyorum. Önümüzdeki dönemde bunları yapmalarını ümit ediyorum ve Uşak'tan
daha fazla sporcu, basketbolcu, futbolcu, efendime söyleyeyim aklınıza gelen gelecek her ne spor varsa Uşak'ta, çünkü gerçekten çok kabiliyetli insanlar var. Bunları su üstüne çıkarmak için bunlara fırsat vermek lazım. Uşak'ta kulüpleri çoğaltmak lazım. Yani bunları gençliğe yatırım yapmak lazım. Evet. Yatırım gençliğe yapılır. Efendime söyleyeyim, bilim konusunda olsun, spor konusunda olsun, meslek konusunda olsun, gençliğe yatırım yapması gerekir. Ben küçüklüğümde, yani çocukluğumda çıraklık yapıyordum. Evet. Muhittin Eren, diş doktoru Muhittin Eren vardı. 6 sene onun yanında çalıştım. Evet. Belirli bir noktaya da gelmiştim ama askeri kazandıktan sonra o tarafa gittim. Evet. Dolayısıyla Uşak'ta gençlerimize yani spor öyle bir şey ki 5-6 yaşından itibaren artık sporun anası dediğimiz işte jimnastik, atletizm konuları var. Evet. Bunlarla başlayıp mesela yüzme havuzları bir iki tane daha Uşak'ta yapılıp efendime söyleyeyim yüzme konusunda acaba hangi cevherler var? Bunları çıkarmak çıkarmak için tesis yaptırmak evet. gerekir. Evet. Bunun için de milletvekillerine çok büyük bir iş düşüyor diyorsunuz yani. Evet. Spor Toto'dan gelecek evet. kaynakları efendime söyleyeyim buraya aktarılması. Yani milletvekilleri orada çalışacak. Evet. Yani durak demeden, oturmadan, yatmadan çalışacak yani. Bunun için seçiliyorlar. Yani onlar Ankara'daki hayata sıfırdan başlamaları gerekirken Uşak'ın sorunlarını Ankara'ya taşıyacak olan milletvekili olacak kişiler bu heyecanı yaşamalı diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Yaşamalı diyorsunuz. Peki neden Uşak halkı Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih etsin? Neden size oy versin? Neden sizi Ankara'ya göndersin? İsterseniz programımızın sonuna yaklaştık. Bunlardan bahsedelim ve programımızı bitirelim. Efendim bir defa bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sevdamız Türkiye, sevincimiz Türk milletidir. Evet. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti menfaatine olmayan hiçbir konuda imza atmaz. Türk milleti menfaatine olan her konuyu da sonuna kadar takipçisidir. Evet. Bunun içindir ki Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarına ihtiyaç vardır. Bugün yoksulluğu giderecek, yolsuzluğu bitirecek yegane parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Çiftçimizin, esnafımızın sorunlarını çözecek olan yegane parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Terörü bitirecek olan, güvenliği sağlayacak olan yegane parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket'in bir vizyonu vardır. Maalesef işte AKP bizim vizyonumuzda sahiplenmek istemektedir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bütün sorunları çözecek yegane partidir. Bunun için oy istiyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi, yani halkın desteğini istiyorsunuz. Halkımızın desteğini istiyoruz ve halkımız da şu anda şu an itibariyle bize hakikaten çok miktarda destek veriyor. Bunları görüyoruz. Bugünlerde çok miktarda özellikle AKP'den bize gelip üye kaydettiren üye olan vatandaşlarımız var. Bunu inşallah 7 Haziran'da daha net bir şekilde göreceğiz. Milletimizin bize karşı bir teveccühü var. Biz de Allah nasip ederse onların bu güvenine layık olacağız. Bunun için bu göreve talip olduk diyorsunuz. Evet. İsterseniz son sözlerinizi de alalım ve bu akşamki programımızı bitirelim. Neler söyleyeceksiniz ekranı başındaki bizleri izleyenlere? Ben buradan tekrar vatandaşlarımıza, Uşak halkımıza efendim hiçbir şeyden korkmayınız diyorum. Bu korku kültürüne aldanmayınız diyorum.
size sunulacak olan sahte propagandalara kanmayın diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi sizin en büyük güvencenizdir. Bu ülkede Milliyetçi Hareket Partisi olduğu sürece hiç kimse hiçbir şekilde vatandaşımızı üzemeyecektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bu akşamki siyasi gündem programımızın konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Milletvekili adayı emekli albay Sayın Oğuz Çakmak'tı. Kendisinden partisiyle ve kendisinin seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldık, görüşlerini aldık ve sizlerin karşınıza getirdik. Ben bir kez daha yenilemek istiyorum. Ekranımız tüm siyasi partilere açıktır. Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, diğer gün bir başka siyasi parti, bir diğer gün başka bir siyasi partide gelebilir. Kendisine söz hakkı düşen izleyicilerimizi ve muhataplarına da kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bu vesileyle bu akşam da konuğumuzla Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşüncelerini, projelerini ve kendilerinin projelerini aktardılar. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalınız diyorum efendim.